gibi bir dayanışma içindedir. Hiç sarsılmaz bir imanı vardır tek kişilik bir dayanışma içinde olduğundan hiçbir şüphesi yoktur. Ve öyle olduğunda da işte böyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani taşın içinde yürümek özellikle gibi bir cümle çıkıyor ortaya. Bir hakikaten yazarın notları benim hani bugüne kadar yazmak fiili üzerinden okuduğum en çarpıcı metinlerden bir tanesidir. Yani bir yazarın notları 1-2-3 diye Edebiyat Dergisi yayınlarından basılmıştı çok önceden. Sonra tekrar basıldı. Galiba birincisi basıldı, sonra tekrar basılmadı mı ya? Şu an böyle birden hafızamda her şey gitti geldi ama bir yazarın notları gerçekten yazıyla kendi varoluşu arasında insanın kuracağı ilişkinin ne kadar çetin bir mesele olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Yani hani bazı şeyleri biz böyle menkıbevi anlatıyoruz. Evet. Nuri Pakdil'de hakkında çok menkıbe üretilen adamlardan bir tanesidir. Evet. Susunca insan menkıbesi de çok olur aslında. Evet. Ben bu menkıbeleri bir yazarla, yazarın yazdıklarıyla, ürettiğiyle ilişki kurmak açısından hani evet, az önce de söyledim, motive edici tarafları olduğuna olabilir, inanıyorum. Hoş, sempatik evet, ama menkıbe asıl varmamız gereken hakikati, gerçekliği üzerine örtmeye başlarsa tehlikeli bir hale dönüşüyor. Metne dönmekte fayda var. Evet abi, biz şimdi yani Sezai Karakoç üzerine bir sürü menkıbelerine falan dalıyoruz ama diriliş fikrinin ne demek olduğuna dair esaslı bir okuma yapan insan sayısı çok az yani. Ama diyelim ki Mona Rosa üzerinden herkes bir sürü şey söylüyor. İsmet Özel hakeza işte bir sürü İsmet Özel üzerinden işte şurada karşılaştığında böyle demiş türünden artık evet, şehir efsanesine dönüşmüş şeyler anlatılıyor ama onun İsmet için Özel İsmet Bey şiiriyle 30 sene önce kendi masallarımızı yıkalım demiştir İsmet Özel. Çok acayip, çok önemli bir şey. Nuri Pakdil'le, İsmet Özel'le, Sezai Karakoç'la sahici ilişki kurmanın yolu doğrudan metinle evet, muhatap olmaktır. Bu adamların çok yazdıkları çok vardır. Evet. Yaşadıkları evet, vardır. Yani, evet. Yazarla ilişkimiz dikkat edilmesi gereken bir ilişkidir. Bizim asıl ilişki kuracağımız yer metnidir onun. Ona dikkat etmek lazım. Ampirik yazarı ayırmak lazım. Bana da şeyi hatırlattı. Hem de üstadı da anmış olalım. Cemil Meriç hatırlattı bu satırlar. En azından başlangıcı. O seni çarpan bölüm değil de başlangıcı. Bu sözün namusu meselesi. Yani bir cümlenin bütün insanlıkla ilgili olması meselesi. O sözün namusu meselesi. O sözde ve fikirdeki işçilik. O çalışma. O üstad da kendini Cemil Meriç'te bir fikir işçisi olarak kendini tarif eder. Bana Cemil Meriç'i hatırlattı. Oradan da sözle ilgili yine hemen şey zihnimde canlandı. Kamus namustur. Yani o sözün evet, namusunun da güzel bir ifadesi. O kamusa sahip çıkma meselesi. Bunu hatırladım. Senin dediğin mesele de bu burada sol camianın bakışındaki eksiklik meselesi de giderek derinleşiyor. Muhafazakar diyebileceğimiz kitapçılara, yayın evlerine gittiğimde ben hemen her görüşten insanın kitaplarını buluyorum, dergiler de bulabiliyorum. Ama biraz daha sol tandanslı yerlere gittiğimizde Yaşar Nuri Öztürk kitapları dışında belki de bir meal falandır eskiden orada. Turan Dursun olurdu. Evet, başka hiçbir kitap bulamıyoruz. Şeyi söyleyelim, bir eleştiri gelmişti Afili Filintalar üzerinden. Orada Hakan Albayrak, Gökhan abi, Gökhan Özcan'ı, Murat Menteş'i hepsini bir kaba koyuyordu mesela. O kadar, öyle bir kabalık var ki o kaba sol bakışta. İşte diyor, bunlar nedir ki yazdığı? Ümmetçi fikirleri var bunların. Ümmetçi bunların hepsi diyor. Herhalde kendileri de reddetmez. Ümmetçilik öyle reddedilecek bir şey değil yani. Ama yani bütün bunları Murat Menteş'i, Gökhan Özcan'ı, Hakan Albayrak'ı ümmetçi diye yaftalayıp da onların edebiyatına temas etmemek herhalde dangalaklık olur. Yani ağır oldu ama özür dilerim, başka da bir şey olmaz. O yüzden biraz soldaki arkadaşlar da meyletsinler. Bu ülkede fikir üreten insanlar var. Onları da ilgilendiren şeylerdir. En azından muhalefet etmek için dahi olsa şunları okusunlar. Eyvallah. Bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkıyı Gökdemir İhsan seçti. Hayda, bunu nasıl söyleyeceğiz abi? Renault Garcia Fons. Garcia Fons aslında zor değil. Evet. Oriental bas. Garcia Fons'la ben Derya Türkkan'ın üçlüsü üzerinden bu Ministrels Era albümünü yaptığı üçlü üzerinden, yaylı üçlüsü üzerinden tanıştım. Kendisi orada kontrbas çalıyor.
Çok önemli bir kontrbahçı, zamanımızın belki de en önemli kontrbahçısı, ustasıyla birlikte. Ustası hala hayatta. François Rabat mı okunur? Onun da şimdi Fransızca değil şeyi nasıl oku telaffuz ediyorum. Mağriplidir. Ustası da Mağriplidir. Kendisi de İspanyol kökenlidir. O yüzden flamenkoya, Doğu müziğine, Arap müziğine şeyi var. Sanırım Mağrip'le kendisinin de bir bağlantısı olabilir. Ailevi bir bağlantısı olabilir. Ustasından aldığı muhteşem bir arşe tekniği vardır onun. Vibrasyonları o arşeyle verir, çarpmaları bilhassa yapar. Ben canlı da izledim. Zaten o zaman anladım. Normal biri değil bu. Yani normal birisi değil. Şeyde çaldı. Tasavvuf bluzda çaldı. Yani doğulularla hem bizim ülkemizden Kutsi Ergüner'le çaldı. Dediğim gibi Derya Türkkan'la çaldı. Oradan da doğuya doğru bir bakış geliştirdi. Bir albüm yaptı. Bu parçayla aynı adı taşıyor. Oriental bas adını taşıyor. Flamenko. Parçayı beğenirsek albümü alırız. Tabii kardeşim. Arap müziği, flamenko, çingene müziği hepsi var bu albümde. Bu da benim en sevdiğim parçası. İyi hadi bakalım. Oriental bas. We'll be right back.
Çok güzel bir şarkıydı Gökdemir. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Efendim, bu arada Gökay 3 frank havasını da getirdi. Onun orasını okumuştuk zaten şiirin. Ev ödevlerini ihmal etmeyelim arkadaşlar. Programın son bölümünde öneri bağlamında birer ikişer cümleyle neden olduğunu da söyleyerek Selahattin'cim. Selahattin çok çalışmış gördüm. Moda meselesinden bahsedecektik. Eski Cogito insan giyinir sayısı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok zihin açıcı yazılar var içinde. Bu kadar, siz devam edin. Yani neden önemli olduğunu da bir iki... Ya moda meselesini konuşacaktık. Bu Ala dergisi var. Malum iki haftadır erteliyoruz. Moda ile ilgili, giyinmekle ilgili hakikaten çok iyi analizler, çok iyi fikir, zihin açıcı yazılar var içinde. Bu kadar. Tekrar ediyorum ki bu kadar. Sizin peki zamanınızı abi almayayım. Estağfurullah. Birer ikişer cümleyle. Ben de yine has kitaplığımdan, has rafımdan kitaplığımın Raymond Queneau'nun biçem alıştırmalarını getirdim. Raymond Queneau savaş sonrası edebiyatın önemli isimlerinden birisi, Fransız edebiyatının Ulupo dediğimiz akımın, yani potansiyel edebiyat atölyesi dediğimiz akımın kurucu babalarından biri. Bu metin de kurucu metinlerinden biridir. Onun basit bir vakayı, hikaye bile diyemeyeceğimiz bir vakayı 99 ayrı üslupla anlatır. Çok basit bir hikayeyi birbirinden farklı 99 ayrı üslupla anlatır. Okumayla, yazmayla derdi olan herkese bunu tavsiye ederim. Basit bir vaka nasıl anlatılabilir 99 ayrı üslupla? Bunu okuyabilirler bu kitap üzerinden. Italo Calvino'nun da Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu. Evet. Kitabını da aynı bağlamda söylemiştin değil mi? Evet. Burada yazarları da ama yazıyla derdi olanları da ilgilendiriyor. Bu güzel egzersizler bunlar. Eyvallah. Ben de bu sefer kitaplığıma bakıp ya hani ne önersem de insanlar için lezzetli bir okuma imkanı olur diye düşündüğümde Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi'ni getirmeye uygun gördüm. Metis Yayınları'ndan çıktı. Hakikaten öykü okumayı bir parça olsun seven insanların hani bir metin lezzeti hissederek okumak, bir dili ve o dilin imgeler üzerinden imkanları nereye kadar uzanabilir? Bir tahayyül üzerinden, imge üzerinden imkanları nereye kadar genişleyebilir? Ve bunlar üzerinden kurgulanmış bir öykü nasıl yazılır? Okumak için Bilge Karasu bence olmazsa olmaz adamlardan biridir. Bütün kitaplarıyla. Bütün kitaplarıyla, ama Göçmüş Kediler Bahçesi benim kişisel okumalarımda çok apayrı yeri olan bir kitap. Özellikle içindeki kimi öyküler, geceden gece arabayı kaçıran adam ve usta beni öldürsene evet gibi, ikisi mesela çarpar beni. O geceden geceye sonra arabayı kaçıran adam ne güzel. Olağanüstü bir öyküdür gerçekten. Avından el alan yine. Filmleştirildi Usta Beni Öldürsene. Senaryosu da yayınlandı. Barış ayrıca Pirasan evet yapmıştı. Senaryosu da yayınlanmıştır. Öneriyorum, gerçekten çok önemli bir Türk dilinde yazılmış klasiklerdendir diyebiliriz. Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi. Program bu gecelik bu kadar. Orada olan bütün arkadaşlara teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. Önümüzdeki hafta 23.30'da efendim Kanal 24'te yeni bir kafa denginde buluşana kadar hepinize iyi geceler. Allah'a ısmarladık. İyi geceler. Teşekkürler.